Herkese merhaba, ben diyetisyen Burcu. Çoğumuzun sağlıklı kiloda olmamasının altında vücudumuzun verdiği açlık ve tokluk sinyallerini dinlemememiz yatar. Gün boyu bir şey yemeseniz de aç hissetmeyenlerden olabilirsiniz. Ya da gün sonunda sizi aşırı yemeğe sürükleyecek şekilde gözü dönenlerden. İştah vücudun güçlü bir sinyalidir. İştahın gerçek açlığın önüne geçip geçmediğinin farkında olmak, yediklerinizi kontrol altında tutmanızı sağlar. Bugün 8 farklı açlık çeşidinden bahsedeceğim. Gerçek açlık hissi fiziksel açlıktır. Fiziksel açlık, düzenli ve dengeli bir öğünden 3-4 saat sonra hissedilmeye başlanan duygudur. Aşırı yediyseniz, uzun süre aç kaldıysanız ya da sürekli bir şeyler atıştırıyorsanız fiziksel açlık ya da tokluk hissetmezsiniz. Bunun yerine çok aç ya da tıka bası dolu hissine alışıksınızdır. Gerçek açlık kademeli hissedilir. Abur cubur alışkanlığı fazla olan kişilerde görülen açlık tipidir. Kalorisi yüksek, besin değeri düşük olan bu yiyecekler sizi kısa bir süre için tok tutar. Bir saat içinde tekrar aç hissedersiniz. Çünkü vücudunuz yeterli besin alamamıştır ve sizi beslenmeniz için uyarır. Sürekli yemek yeme ihtiyacı duyuyorsanız ve su içme alışkanlığınız yoksa su açlığı çekiyor olabilirsiniz. Su içme alışkanlığı olmayan kişiler susuzluk hissetmez ama başka bir şeyler yiyerek sürekli açlığı bastırmaya çalışır ve başarılı olamazlar. Gerçek açlığı hissetmek istiyorsanız önce yeterli su içtiğinizden emin olun. İnsanoğlu var olduğundan beri yiyecekler güzel anlara, mutluluklara, sevinçlere eşlik etmiştir. Ziyafet sofrasız kutlama ya da pastasız doğum günü düşünülemez. Bu eşlik ettikleri süreler sonunda zihnimizde yiyeceklerin de anıları oluşur. Kendimizi kötü hissettiğimiz zamanlarda bu yiyecekler bize cazip gelir. Negatif duygularda yemeğe ihtiyaç duyan kişiler, duygularından kaçmak, duyguları bastırmak veya negatif duyguyu hafifletmek için bu yolu seçerler. Mutluluk yemek yediğiniz süre boyunca devam eder. Yemek bittikten sonra ise, özellikle kilolarla başınız dertte ise, pişmanlık, suçluluk ve utanç duygularıyla yer değiştirir. TV karşısında, bilgisayar başında atıştırma alışkanlığı zaman içinde edinilir. Bu alışkanlıkla birlikte ekran karşısına geçtiğiniz her seferde aç olmasanız da bir şeyler yeme ihtiyacı duyarsınız. Bir işle uğraşırken ne yediğinizin, ne kadar yediğinizin farkında olmazsınız ve beyne tokluk hissi gitmez. Dediğiniz program bittiğinde hissettiğiniz tokluk yerine şişkinlik hissidir. Etrafımda olmasa aklıma gelmez ama görünce dayanamıyorum diyorsanız göz açlığı çekiyorsunuzdur. Vücudunuzun ihtiyaçları yerine görme, koku alma gibi duygularınızın sizi kontrol etmesine izin veriyorsunuz. Arkadaşlarınızla buluştuğunuzda, akraba ziyaretlerinde sunulan ikramların aşırı yenmesiyle sonuçlanan açlık çeşidi. Davet boyunca veya sohbet ederken yemek yemeye devam edersiniz. Bu bilinçsiz yeme çoğunlukla aşırı yemeye neden olur. Dolabın kapağını açıp ne yesem diye bakıyorsanız büyük ihtimalle can sıkıntısından yemek yemek istiyorsunuz. Eğer dolapta duran kerevizi ya da salatayı yemek istemiyorsanız gerçekten aç değilsinizdir. Gerçek açlığı hissetmek için aşırı yemeyle sonuçlanması muhtemel bu alışkanlıktan vazgeçmeye çalışın. Vücudunuzu dinlemeyi öğrendiğinizde gerçek açlık hissini zaman içinde hissedersiniz. Açlığınızla iletişime geçmek için en az 3 gün vücudunuzu beslemeniz gerekir. Günde 3 ana öğün, 1-2 ara öğün yemeye ve en az 2 litre su içmeye çalışın. Yemek yerken başka bir işle uğraşmayın, ne yediğinizin farkında olun. Bu videoyu faydalı bulduysanız bilinçli beslenme ile ilgili daha ayrıntılı videolar paylaşabilirim. Şimdilik hoşça kalın.